Değerli izleyenler, tüp bebek nedir, nasıl yapılır, kimlere uygulanır? Tüp bebek yapmanın maliyeti nedir? Şimdi söz Türkiye'nin en iddialı tüp bebek uzmanlarından Profesör Doktor Teksen Çamlıver'de. Bir sosyal sorun yani. Gerçekten bir takım sebepler var ve bunların çok başarılı çözümleri var. Genç çiftleri bekleyen en büyük sorun. Kısırlık ciddi şekilde artıyor. Tüp bebek nedir? Nasıl yapılır? Kimlere uygulanır? Kadın menopozda olmaması lazım. Tüp bebek yaptırmanın maliyeti nedir? Bu işin maliyeti... Türkiye'nin en iddialı tüp bebek uzmanlarından Profesör Doktor Teksen Çamlıbel laboratuvarının kapısını Magazin 8'e açtı ve tüp bebeğe dair bilinmesi gereken her şeyi anlattı. Adil 3. günü başlayıp 20. gününe kadar işlem bitiyor, yani bir 15-16 gün kadar. Türkiye'de ve tüm dünyada son yıllarda özellikle gençlerin en büyük sorunlarından biri sebebi bilinmeyen kısırlık. Yaklaşık 6 tane çiftten bir tanesinin tedavisiz çocuğu olmamakta. Rakamlar gözünüze küçük gelmesin. Bu nüfusun %15'ine denk geliyor ki kısırlık artık çağın sorunlarından biri olarak kabul ediliyor. Bilinmez bir şekilde kısırlık ciddi şekilde artıyor. Ve sebebi bilinmeyen grup daha da çok artıyor. Ama kısırlık oranıyla birlikte tedavi yöntemleri de artıyor. Yani bu derdin de devası var. Anne baba olmak isteyenlerin hayalleri gelişen tüp bebek teknolojisiyle gerçek oluyor. Bilinmeyen grupta biz aynen tabiatı taklit ederek, yani kadının yumurtasını alarak, erkeğin spermini alarak bir yerde dölleyip döllenmiş bebeği rahme koyarak başarıyı elde ediyoruz ki buna da tüp bebek deniyor. Ve giderek de artan bir hızla yapılıyor dünyada. Türkiye'nin en önemli tüp bebek uzmanlarından Profesör Doktor Teksen Çamlıbel'in laboratuvarındayız. Tüp bebeğe dair her şeyi yerinde işin uzmanından öğreneceğiz. Şu an Türkiye'de 100'ün üzerinde tüp bebek merkezi var ve biz gerçekten tüp bebekte dünya liderlerindeniz. Laboratuvardan meşakkatli bir çalışma var. Anne adaylarından alınan yumurtaların en iyileri seçiliyor. Baba adaylarının spermleri tıbbi müdahalelerle olabilecek en iyi hale getiriliyor. Ve çiftler sağlıkla bebeklerini kucağına alsın diye tüm imkanlar kullanılıyor. Dediğimiz gibi tüp bebeğe dair her şeyi işin uzmanından öğreneceğiz. Önce kimler tüp bebek yaptırabilir, onunla başlayalım. Karı kocanın resmi nikahlı olması lazım. Bunun üstüne tüp bebek yapmakta biz sadece erkeğin kendi hücresi ve kadının kendi hücresini kullandığım için bu hücrelerin mevcut olması lazım. Bazı erkeklerde hiç sperm olmamakta, sıfır sperm. Onlar da o zaman testislerden gidip ameliyatla sperm araştırıyoruz. Buna TESE deniyor. Orada bulunursa onunla tüp bebek yapıyoruz ama orada da yoksa hiçbir şekilde bugün için tabii o gruba mesela tüp bebek de yapılamaz. Kadında da kadın menopozda olmaması lazım. Kadının menopoza çok yakın da olmaması lazım. Tüm bu koşullar olsa bile tüp bebek yapmadan önce beklemeniz gereken bir süre var. Şimdi biliyoruz ki bir çift 6 ay içinde deneyip 6 ay çocuğu olmazsa artık bize gelmesi gerekiyor. Ama hemen hatırlatalım, yaş arttıkça bekleme süresi azalıyor. Bu 6 aylık süre kadın 40 yaşın üzerindeyse 3 aya kadar indiriyoruz. Yani bir 41 yaşında evlendiniz, 3. ayın sonunda kendi kendine çocuk olmuyorsa doktora artık gelmeniz lazım. Çocuk sahibi olmayı engelleyen pek çok neden var. Tüp bebek yapılmadan önce tüm ihtimaller tek tek inceleniyor. Bu iki sebep hemen hemen %50 erkek, %50 kadın olduğu için önce erkeğin spermi sayılır. Ve zayıf bir sperm varsa da direkt olarak erkeğin tedavisine geçilir. Yok erkek normalse o zaman kadında hormonal durumu araştırıyoruz. Kanalların açık olup olmadığını araştırıyoruz. Bir çiftin çocuğunun olması için yeterli bir sperme ihtiyaç var. Kanallardan hiç olmasa bir tanesinin açık olmasına ihtiyaç var. Yumurtanın iyi olması ve yumurtlaması lazım kadının. Sonra da en sağlıklı hücrelerden bir embriyo oluşturulup ana rahmine yerleştiriliyor. Bölünmüş embriyo dediğimiz küçük insancıklar diyelim, onlardan bir veya iki tanesini yine rahmi anestezisiz bir ortamda basit bir şekilde yerleştiriyoruz ve sonra tabii 10-12 günlük bir heyecanlı gebelik testi bekleme başlıyor. Bazen tek seferde tutmuyor tüp bebek. Bir kere tutmadı diye asla bu işten vazgeçilmemeli. Çünkü anne baba olma şansı devam ediyor. Tüp bebekleri bir hani %100 garanti yok tabii. İlkinde gebe kalabilir kişi, olmazsa ikincide kalır, olmazsa üçüncüde kalır. 6, 8 hatta 9 kereye kadar tüp bebeklerde gebelik şansının değişmediğini biliyoruz. Herkesin aklında aynı soru var. Bu işin maliyeti ne? De şöyle bir güzellik var. İğne fiyatları, ilaç fiyatları ciddi şekilde düştü. Ve devlet
bu konuda ilaç fiyatlarının %80'ini ödüyor. Özel merkezlerde tüp bebek tedavisi 5000 liradan başlıyor ama pek çok yerde de SGK geçtiğinden ücretsiz de yapılabiliyor. Son bir uyarı. Çocuk sahibi olma güçlüğü çeken hanımlar, Profesör Doktor Teksen Çamlıbel'e kulak verin ki tren kaçmasın. Erken çocuk doğurma çok tavsiye ediyoruz ama tabii günümüzdeki bu medeni ülkelerde işte kadın çalışıyor, akademik kariyer yapıyor, orada burada derken ortalama evlenme yaşı yükseldi. O yüzden de biraz çocuk sahibi olmak zorlaştı zaten.